Hayat çoğu zaman sürprizlerle dolur. Kim hayal ettiğini yaşarken, kimi ise hayallerinden uzak bir hayat sürer. Yıllardır görüşmeyen 5 kız kardeşin hikayesidir çiçekli kolye. Her yuvadan uçan kuş yeni yuvasına mutlu mudur acaba? İşte 5 kız kardeşim sadece 4 tanesi. Her insan gibi çalışırlar. Hepsi hayattan ve çalışmaktan yorulmuştur. Yıllardır birbiriyle görüşmeyen bu kız kardeşler acaba bir araya gelip yeniden kopmuş, kaybolmuş aile bağlarını güçlendirecekler midir? Hayat ne sürprizler getirecektir? İzleyelim ve görelim. Genç bunlar olacak artık o kadar. Sen sıkma canını, eğlen, gez, coş. Ay aşkım. Ya aşkım, toprağı İngilizce öğretmenim tutsak? Olur tutar. Onu düşünüyorum ama daha karar vermedim gerçi kimi tutacağım. Tutarız hayatım, tutarız. Ay. Sen benim bavulu hazırladın mı? Yok. 3 saat sonra uçak kalkacak, Ankara'ya gideceğiz. Ay ben onu unuttum ya. Ay dur dur. Birazdan hazırlarım şimdi. Dur dur sen zahmet etme hayat. Ben hazırlar gelirim. Ay işte kıyamaz bana ya. Çok çekersin aşkım. Senin için o kadar üzülüyorum ki inan. Gece gündüz bizim için çalışıyorsun. Ne demek hayatım? Ben kimin için varım? Siz ve çocuklarımız için. Ay aşkım çok tatlısın. Sensin tatlı. Dünyanın en güzel kadını. Anla. Saçıma pembe çizgimi attırayım mı abimi? Yeşil attır çocuğum. Ay yeşil o da değil ki anla. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ha. Ben hiçbir şey bilmem çocuğum. Hiçbir şey bilmem ben. Mahmut Dalga. Canım ben hazırım. Senden haber bekliyorum. Canım. Hesap cüzdanını almayı unutma. Bilirim sen unutursun. Ay bu Mahmut da ne kadar çok tanıyor benim kocamı. Kesin unuturdu vallahi. Hayatım ben hazırım. Aşkım ya Mahmut'tan bire mesaj geliyor. Hesap cüzdanımı ne alacakmışsın? Aa, ben onu unuttum ya. Dur alıp giyin hemen. Karar verdim anla. Pembe yapacağım. Turuncu yapsan kızı. Ay turuncu mu da değil ki anla. Ya kızım ya. Allah Allah bu tripler ne böyle? Pembe mi diyorum, mor mu diyorum? Sen aldım. Turuncu mu? Aldım hesap. Tamamcığım, tamam. Aldım. Ben şunları koyayım şöyle. Telefonu duydum sen. Canım. Dikkat et kendine hayatım. Görüşürüz. Çocuklar. Toprak, hadi oğluşum gel. Kızım, dikkat et. Üzme sakın anneni tamam. Dersine iyi çalışan. Hadi oğlum hadi yürüyelim. Hadi oğlum geç kalacağım. Koş.
Gel bakayım oğlum, oğlum. Paşam benim. Dikkat et. Çocuklarım, çok seviyorum sizleri. Ama en çok da seni seviyorum. Canım. Aşkım. Dikkat et kendine. Sen de dikkat et hayatım. Hadi görüşürüz. Hadi. Görünce ararım ben seni. Tamam. Ay Tuana. Nasıl güzel şeyler aldık. Al kızım hadi götür bunları artık. Her şey yolunda gibi gözüküyor değil mi? Bakın aynı günün öğleden sonrası Leyla Hanım'ın telefonu çaldı. Ve hayatı nasıl da bir anda değişti. Efendim, buyurun. Beni. Ha, tamam tamam tanıdım. Muhasebeden Emel Hanım. İyi de bu ödemeleri niye bana anlatıyorsunuz ki siz? Ortağımız Mahmut'la Ankara'ya gitti. Mahmut yanınızda mı? Alev'le Paris'i? Evet, evet imzaladım ama onlar başka bir şey içindi. Şirketin bütün paralarını mı toplamış? Her şeyi mi? Ay kaçtı mı bu adam? Ay tepeci döndürme almış Allah. Allah kahretsin seni Muzaffer. Allah kahretsin Muzaffer seni ya. Anne ne oldu? Niye anlamadın ya? O baban olacak adam var ya. Her şeyi satmış ve kaçmış işte. Ne yapacağız şimdi anne? Ama artık burada kalamayız. Her şeyi toparlamamız gerekiyor hadi. Ablamın evine yerleşeceğiz. Hadi. Gittin mi doktora? Gitmedim. E'si telefonlarımı açsaydın öğrenirdin Ali. Dersteydim. Daha sonra dönüş yapabilirdi. Unutmuşum Mihriban, ne var bunda? İşte o çok istediğimiz çocuk Ali senin ancak bu kadar umurunda. Ne yiyeceğiz akşam? Ne bileyim ben? Şimdi geldim işten görüyorsun. Niye bana soruyorsun ki? İyi Mihriban, arayayım anneme sorayım o zaman. Her şeyi ona sorduğun gibi bunu da sorarsa hiç şaşırmam Halil. Bak Halil. Hı. Ben yıllarca okudum. Eller gece gezmelerine giderken ben gece yarılarına kadar sınavlara hazırlandım. Tez hazırladım. Neden? Annem gibi olmayayım, kendi ayakları üzerinde durayım diye. Sen kalkmasın şimdi gün gün arkamdan dedikodu yapan anneni bana savunuyorsun ya. Savunurum Mihriban. Annem benim o, annem. Ve söylediklerinde hiç haksız değil. Ah evladım ah. Tek sorun bu olsa. Şu evin haline bak. Yine her yer her yerde maşallah. Benim gelin çalışmaktan evi unutmuş. Hoş geldin anneciğim, gel. Sağ gel. Ol geç çocuğum. Geç gel. Halil sen annene evimizin anahtarını mı verdin? Verdim, ne olmuş? İnanmıyorum sana Halil ya. Bizim hiç mi özelimiz yok? Ah canım. Özel şeyler özel insanlarla yaşanır. Allah'ım sabır ver. Aa! Oğlum o gömleğindeki leke ne? Kazak anneciğim bu. Ay aman. Çıkar çocuğum çıkar. Allah aşkına el alemin içinde öyle kirli kirli gezilir mi? Yıkar getiririm ben. Muhalle Hanım dalga mı geçiyorsunuz? Pardon? Yani sürekli beni yerin dibine batırma çabası içerisindesiniz de. Ne münasebet kızım. Gördüğümü de mi söylemeyeyim? Senin yanında. Ağzımızı kilitleyelim oturalım. Bakma anneciğim sen ona bakma. Geç geç otur şöyle gel. Gitmiş mi doktora? Gitmemiş. Gidecek ama. Hem
bizim sülalemizde kısır yok. Sen de aslan gibisin maşallah. Tabii canım, ben de zaten sorun yok. Oğlum, ben bir lavaboyu kullanayım mı? Tabii. Temizse tabii. Temiz anneciğim, temiz. Geç. Sağ ol çocuğum. Şşş. Yo, ne arkasına gidiyorsun kadın, ne bakıyorsun? Haksız mı? Haksız değil, öyle mi? Git o zaman Doktor Halil. Gitmeyeceğim, gitmeme gerek yok kızım. Annem ne söylüyor, duymuyor musun sen ya? Halil, koskoca adamsın. Üniversitede bir sürü öğrencin sana hocam diyor. Sen tutmuşsun, annem doktora gitme dedi diye gitmeyeceğim diyorsun ya. Sus Mihrivan, sus sus. Duyacak şimdi annem, sus. Annen duysa ne olur Halil, annen duysa ne olur? Madem anneni bu kadar çok seviyorsun, git annenle yaşa. Madem iyi yemek yapamıyorum, madem kazanı iyi temizleyemiyorum. Sen çamaşır bile asamıyorsun ki Mihrivan. Aslan çamaşırı yamuk yumuk balkonda. Ne? Bunu da mı annen söyledi? Evet, annem söyledi. İnanmıyorum sana Halil ya. Bak Halil, ben yemek yapmak, çamaşır yıkamak için doğmadım. İdeallerim var benim ve sen bunu anlayamazsın. Varsa yoksa annem, annem, annem. Evet annem, o benim her şeyim. Ben senin neyin oluyorum Halil? Git işine be. Halil, ben senin neyin oluyorum? Yazıklar olsun sana Halil. Böyle annesinden başka kimseyi düşünmeyen, karısını hiçe sayan bir adamla aynı evde yaşamak istemiyorum ben. Yok yok, seninle aynı evde yaşamamızın imkanı yok. Tamam. Peki. Burası annemin evi, Mihrivan. Yani çok istiyorsan, buyur. Ne? Ne? Demek olay buraya kadar geldi ha? Getirmeseydin. Kendimi ezdirmeyeceğim sana Halil. Gideceğim. En kısa sürede gideceğim buradan. Olur. Git bakalım, nereye gideceksin? Sen beni çok ararsın Halil. Zor bulursun benim gibi birisini. Bulamayacakmışım ya. Şuna bak. Ego'ya bak. Kendini bulunma Hint kumaşı sananlardan korkacaksın bu devirde. Biz ki zamanında kayınvalidemize, kayınpederimize ağzımızı açamazdık. Maşallah sen de varsa yoksa bir çene. Kızım kızım, oğlum rezil oluyor buralarda. Biraz evinin hanımı ol. Yok yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Hemen şimdi gideceğim. Git git git. O otel köşelerinde sürün de evimizin kıymetini anla. Ben kendi başıma çaresine bakabilirim Ali. Otel köşelerinde de sürünmeyeceğim ayrıca. Yok ya, nereye gidecekmişsin? Ablama gidiyorum ben. Oh, çok şükür. Benim ya. Hmm. Aa, kapı çalınıyor. Ben bir kapıya bakayım en iyisi. Ne bekletiyorsun lan beni içeride? Ha? Reyhan, Reyhan saçımı tarıyordu benim. Nasıl ne, beni kapıda bekletmeyeceksin demedin mi lan? Ha? Demedin mi? Dizlerim tutulmuş, kalkamadım ki. Neden düzgün ki? Bu ne lan? Bu ne lan? Ha? Bu ne? Yakanın düğmesi açılmış, hayırdır, kime ne gösteriyor? İlikleri gevşemiş herhalde, farkında değilim. Gevşemeyecek ulan, gevşemeyecek. Gerekirse dikeceksin onu. Hayırdır? Perde aralanmış. Bak lan buraya bak. Niye aralandı lan o perde, ha? Vallahi bilmiyorum, farkında değilim. Nasıl değilsin lan, perde aralanmış, hangi herife baktın? Ben oradan kuşlara baktım Osman abi, böyle uçuyorlardı. Ekmek verdim ben onlara. Ekmek mi verdin? Ulan bizim kendimize ekmeğimizle kuşlara ekmek vermek ne işi? Ne olur Osman, dokunma ona. Onu kendinle bir tutma Allah aşkına. Lan hasta diye diye bunu bizim başımıza çıkardın. Allah'tan bakım parası var, yoksa hayatta bakmazdın buna. Evet, onunla geçiniyoruz. Ne demek lan onunla biz geçiniyoruz? Ha? Ben çalışmıyorum bu evde. Saksı mıyım ben? Sen daha bir aydır çalışıyorsun. Şu ana kadar biz hep Reyhan'ın parasıyla geçindik.
Ne demek istiyorsun lan sen bana? Ha? İşe yaramıyor muyum yani ben? Beş para etmez adam mıyım lan ben? Ne olur Osman, yalvarıyorum sana. Kardeşime dokunma. Sen ona zarar verme diye ne istiyorsan yapıyorum ben. Zaten aklın fikrin hep kardeşinde. Osman kim lan? Osman kim bu evde? Osman'ı adam yerine koyan kim? Git lan git, elinden bir kaza çıkacak. Git bana bir şeyler hazırla da zıkkımlanayım hadi. Ne var kız? Ne yiyorsun? Simit mi? Ver kız bana da. Ulan her gün simit yiyorsun, bıkmadın ha. Şeker vereyim sana. Seviyor musun kız şeker? Çok seviyorum ben. Bir sürü şeker aldı enişten sana. Bak, ama öyle yok. Kız, bir kere öpeyim. Kız bir şey değil, bir kere öpeceğim. Sen canımı acıtıyorsun. Kız canını acıtırmayayım. Ben seviyorum seni. Kız bir kere öpeceğim dedim. Ablan duymasın bak, senin sevdiğin şekerler var. Bak ne güzel pembe, yeşil, kırmızı. Osman! Allah belanı versin! Sana kardeşime dokunma dedim. Kaç kere söyledim. O bana annemin emaneti. Yazıklar olsun sana. Ne bağırıyorsun lan, ne bağırıyorsun? Millette bir şey var sende. Ulan ben şey görmediğim için oluyor buna. Ben şey görmediğim için oluyor. Osman! Yalvarırım yapma. Vurma Osman ne olur. Dur yapma. Yeter artık Osman yeter. Osman vurma ne olursun. Allah aşkına vurma Osman. İşte böyle. Bazen hayallerle gerçekler farklı olur. Ama unutmamak gerekir ki her zaman bir umut vardır. Sahnede temizlik yapan ise az önce izlediğiniz kardeşlerin en büyüğü. Yani ablaların Feride Hanım. Feride Hanım prensipleri olan dominant biridir. Özünde iyidir de ah bir de şu temizlik takıntısı olmazsa. Almaz olur muyum abla bak? Çamaşır suyu, bulaşık deterjanı. Ah dur, temizlik bezlerim de burada. Bu temizlik bezleri. Sağ olasın. Çamaşır deterjanı da buraya koydular. Tamam, sağ ol, sağ ol. Her hafta bu kadar malzemeyi bitiriyorsun ya abla. Helal olsun sana be. Ay ne yapayım? Kimseye pis dedirtmem ben. Ablacığım, seninki ama biraz temizliği aşmış. Hastalık olmuş seninkisi. Hastalık yani. Hastalık mastalık. Ben böyle çok mutluyum. Sessiz, sakin. Oh, temizliğimi yaparım. Dizilerimi açarım. Ha çok canım sıkılırsa teşte çiçekleri sular, örgümü örerim. Kimse huzurum bozamaz bu saatten sonra defet. Doğru diyorsun. Sana hiç misafir gelmez. Onca kız kardeşim varmış. Neden hiçbir gelmez sana? Ah hiç sorma. Herkes birbirine küs. Bizde kimse kimseyi beğenmez. Herkes birbirinin hayatını yargılar. Defet Cumaziye be. Rahmetli anacığımın bir lafı vardı. Az insan, az dert. Doğru diyorsun ablam. Neyse, iş beni bekler. Dizilerini sakın kaçırma.
Magazin programlarını da ihmal etme ha. Etmem etmem, merak etme sen. O kapıyı da kapat artık. Tamam ablam, görüşürüz. Tamam. Hadi. Cumanzi, bir şey mi unuttun sen? Ay! Reyhan! Ay Zeynep! Abla! Ay kıyamam ya! Kalacak mısınız? Dayanamadım artık ablacığım. Her gün dayak küfür. Zaten Reyhan'ın parasıyla geçiniyorduk. Küçücük yaşta kaçtın o herife. Ne yapayım ablacığım? Daha 16 yaşındaydım. Çocukluk aklı işte. Hem annemler ölünce de Reyhan'ı yanıma aldım. Biliyorsun ya. Biliyorum biliyorum. Unutur muyum hiç? Sırf çocuğun bakım parası için kocanla aldığınız çocuğu. Ama ben seve seve baktım ki kardeşime. Biliyorsun bebekliğinden beri hep ben baktım ona. Ona bakmak sorun olmadı da yıllarca şu Osman'ın zulmüne katlanmak çok zor geldi be abla. Be kızım, katlandın da şimdi nasıl cesaret ettin? Yaptığı ahlaksızlıkları kaldıramadım artık abla. Yüreğim dayanmadı. Bir hışımla aldım Reyhan'ı, çıktım evden. Ablam bizi dışarıda bırakmaz, evine alır dedim. Hem Reyhan senin de kardeşin. Ne yapalım, bu kadar çaresiz kalmışsınız. Alt tarafı masaya iki tabak daha koyuveririm, olur biter. Ama önce sen şu al bavullarını da git içeride bir silip koy odaya onları, hadi. Ay, hadi. Sağ ol ablacığım. Ay biliyorsun diğer kardeşlerim de var ama onların eşleri var, çocukları var. Onlara gidemedim ki. Sen yalnızsın diye sana geldik ablacığım. Çok teşekkür ederim. Bizi dışarıda bırakmadın. Çok sağ ol. Koydum ablacığım içeriye. Ah, dur. Bir de o üstünü bir temizleyeyim senin. Dön bakayım arkanı Zeynep. Önde. Ellerini. Aferin. Ama biliyorsunuz benim evin kuralları var Zeynep. Huyumu suyumu da biliyorsun. Ona göre. Tamam ablacığım. Ay! Reyhan, atma o kılları kızının üstüne. Kız nefret ederim de kıldan. Ay Reyhan. Ay! Feride ablam kızdı bana. Annem olsa kızmazdı. Annem gelecek mi abla? Gelecek canım, gelecek. Merak etme. Kuşlar! Kuşlar var pencerede. Zeynep!
Zeynep, annemin öldüğünü hala söylemedin mi sen çocuğa? Söyleyemedim ablacığım. Varsın öyle bilsin, ne fark eder ki? Doğru, ne fark eder ki? Hayırdır? Dur bakayım Cumaz, iyi mi? Dur dur, korkmayın. Emirvan. Abla. Nasılsın? Ne zamandır gelemedim. Hep aklımdaydın abla. Kısmet bugün neymiş? Ha, 4 yıldır arayıp sormadığın ablanı bugün çıkıp geleyim dedim. Ya abla, iş güç ya. Gelemedim bir türlü. İçeri buyur, etmeyecek misin? İçeceğim, içeceğim de önce giy o terliklerini. Git. Karşılaşmıştık değil mi Mihriban? Evet hatırlıyorum. Osman içip içip ortalığı dağıtınca doğal olarak bir daha da görüşememiştik. Ay evet, hatırladım. Ay hatırlama. Orayı da hatırlama. Bu halleriniz bile özlemişmişin Aslı. Hadi kalk sen. Al o bavullarını da git temizle içeride, tamam, koy odana. Tamam, bir yerleştireyim ben içeriye de. Sil onları iyice. Ama bak, odada silme, banyoda sil, öyle götür içeri, tamam mı? Tamam abla, tamam. Hiç değişmemişsin. Evin kokusu bile aynı. Ya öyle. Canım bak, Mihriban abla da gelmiş. Ne güzel oldu değil mi? Ay dur, üstünü başını da seni temizleyeyim. Dön, arkanı dön. Sokaktan geldin. Ben her gün evi temizliyorum böyle. Ha? Abla hiç değişmeyecek misin sen ya? Artık ölünce. Ay Allah korusun ablacığım ya. Ay, nasıl yoruldum var ya, anlatamam size. Ay. Çek o ayaklarını sehpanın üstüne, az önce temizledim. Ya abla, uzun yoldan geldim ya. O da bilir, biliyorsun benim uyumu, ama tabii unuttum. İşte ne yapalım? Şaka makak etme, hallerini bile özlemişim seni. Ay evet ya. En son ne zaman böyle dördümüz bir araya gelmiştik değil mi ya? Bir tek Leyla eksik. Aman o da kusur kalsın. Yer mi var? Aa, bu kapıda var ya, 15 yıldır bu kadar çalmamıştır. Ay dur, geliyorum be. Dur. Seni şoma ağızlı. Bir sen eksiktin, tamamlandı. Ya abla ya, başımıza neler geldi bilmiyorsun. Çocuklarla 5 parasız kapıda kaldım abla ya. Ay dur, çok sarılma, dışarıdan geldim. Abla ya, ne çok özlemişim seni. Mihriban. Leyla. Hoş geldin. Ay Zeynep, Leyla. Öpsenize çocuğum, teyzesin elini. Ay ellerinizi giyip öpün. Ay öyle öp, bir dışarıdan geldiğinizi hemen. Tamam. Ay nereye giriyorsun en son ayakkabılarla?
Çıkar ayakkabılarımı evde ayakkabıyla girmek. Çıkar onu. Çıkar onu tertemizle. Nereye atıyorsun lan onu? Koş git onu. Ayakkabı atışa bak. Bu evde terlikle gezeceksiniz. Ayakkabı benim evime girilmez. Ay canım ya. Çıkar onu üstlerinizi doğru yapın. Ay hiç değişmemişsin ama hiç. Hadi çocuk hadi geçin siz. Ben de şu kamyondakilere söyleyeyim de indirsinler eşyaları durun. Hadi oğlum. Bavulları diyecektin herhalde. Yok abla, bavullar olur mu? Hem eşyalar hem bavullar. Ay istemem, pistir onlar. Ay yok pis değil, hepsi tertemiz, marka şeyler. Ay istemem. Ne yapsaydım abla ha? Hepsini icra memurlarına mı bıraksaydım? İcra mı? Evet. Hadi oğlum, hadi indirin getirin, bak şuraya getirin. Hadi hadi, hadi indirin hepsini. Kaça bakayım, hep sen de çıkar o ayakkabılarını, böyle bilsem mi? Ay. Kız yemek odası da var. Ha bitire mi getirmiş? Buzdolabı da. Ha ben bu kadarına dayanamam. Ay ben bayılıyorum. Ay bana bir şey yemem. Ay gittim ben. Buyur. Ya ne bileyim. Olsa iyi olurdu. Çok efkarlı. Ne de olsa ben aldatılmış ve zavallı bir kadın. Ay tövbe yarabbim bana Allah'ım yardım et. Yürü Feride yürü. Dur ablacığım ben sana yardım ederim merak etme. Reyhan. Kuzum. Sen hala aynı bebekle mi oynuyorsun bir tanem? Sen de aynı bebeklerle oynuyorsun. Senin bebeklerin büyüyor ama benim bebeğim büyümüyor. Ah keşke benimkiler de hiç büyümeseydi kuzum benim. Neden? Büyüyünce çirkin mi oluyorlar? Böyle koşup koşup anneciğim diye sarılmıyorlar mı? Başını okşayınca sevinmiyorlar mı? Canım benim. Sevinmek mi? Hiçbir şeye sevinmiyorlar ki. Anneciğim demek... Başlarını telefondan kaldırırlarsa ne hala? Her şeyin daha fazlasını istiyorlar. Daha fazlası, daha fazlası. Telefonun bir üst modeli, kıyafetlerin daha pahalısı. Fazlası, fazlası. Tabii bunun sonu olmayınca da hiç mutlu olamıyorlar. Siz kendiniz yapıyorsunuz çocukları böyle. Yapmayın efendim her istediğini. Salın sokağa, uçurtma uçursunlar, çiçek toplasınlar. Biz de öyle istiyoruz Mihribancığım ama maalesef çevre izin vermiyor.
Bence sizin işinize de geliyor. Benim çocuğum olursa böyle şeylerden uzak tutacağım. Anne, acıktım ben. Tamam oğlum, Feride teyzem bir şeyler hazırlıyordu zaten. Ne varmış yemekte? Ay hadi, çok bir şey yoktu, taze fasulye vardı. Yanına makarnayla cacık da yaptım. Hadi gelin, sofra hazır. Makarnanın yanında ranch sos var değil mi? Yok çocuğum. Barbekü sos da olur. Yok çocuğum, bildiğin çökelek peynirli makarna. İyi, ben peynirli makarna sevmem. Anne, ben yemek yemeyeceğim. Anne, ben de sossuz yiyemem biliyorsun. Ay, imkanlarınız bu kadar. Karnı aç olan gelsin, hadi. Buranın wifi şifresine. Şifre mi? Ne şifresi ayol? Allah'a şükür kimseden gizlim saklım yok. Hem bu evde çalınacak ne var ki eve şifre koyayım ben. Free mi? Ben bağlanamıyorum. Ay Leyla, vallahi kendin gibi tuhaf tuhaf çocuklar yetiştirmişsin. Ayol, ben bu çocukların konuştuğu hiçbir şeyden anlamıyorum. Ya abla ya, çocuklar internet şifresi istiyorlar ya. Ay Allah'ım ya, çocuklarım internetsiz, aç susuz buralarda ölüp gidecekler ya. Vebasız kalalım ben ya, of. Ha öyle mi? Bassızsın. Bu evde internet mi internet yok. Envai çeşit sos da yok. Her şey organik. Domates, peynir, zeytin, çay, Türk kahvesi, makarna, menemen, bulgur pilavı, zeytinyağlı dolma. Ha, size kıyak geçmek istersen şöyle bir kızartma yaparım. Bol soslu sarımsaklı yoğurt. Oh mis. O ellerinizi yemeklerden önce ve sonra yıkayacaksınız. Gerekirse her gece duş da alabilirsiniz. Tamam mı? Pislikten nefret ediyorum. Ondan sonra bu evde klima yok. Açarsınız vantilatörü. Olmadı, açın camları karşılıklı. Of! Mis gibi. Üfür üfür. Pamuk yastık yok ve yorganım var. Öyle kuş tüyü yastıklarım yok. Her birinize ayrı ayrı oda da veremem. Malum evde yer kalmadı. Çok horlayan olursa çekiverirsiniz yastığı, susuverir horlayan. Ondan sonra bir evde iş bölümü yapılacak. Kimse kimsenin arkasını toplamak zorunda değil. Herkes üstüne düşeni yapacak. Ha bir de ay ben çalışıyorum, çok yoruldum diye ayaklarını böyle uzatıp bilgisayarı kucağına alıp oturmak yok. Ay ben evimde hiç iş yapmazdım. Ellerim çatlar. Ojelerim bozulur deyip kenara geçip yatmak da yok. Herkes birbirine yardım edecek. Ha, o ayakkabıları var ya, o ayakkabıları. Kapının dışında giyip çıkaracaksınız. Nefret ediyorum. Ha beğenmeyen olursa tek kapı orada. Var mı başka sorusu olan? Ben peynirli makarnanın tadına bir bakayım o zaman. Ben de. Yani annem belki evde güzel yapamıyordu. Ama teyzeme bir şans verelim. Hadi mi yani? Duydunuz. Teyzenizin kuralları neyse o. Kız amma güzel kıvırıyorsun ha. Sen eskiden de böyleydin değil mi? Dansöz olacaksın diye düşünürdük ama Allah'tan zengin koca buldun da kurtuldun, rahat ettik. Sen de aynı eskisi gibisin. Hala dangalak ve patavatsız. Allah'tan kılıbık bir koca buldun da 2 yıl evli kalabildin. Ay söyleyene bak. Sanki iki çocuğuyla ablasının kapısında dayanan Feryat bir gergen, kendisi değil. Dangalak, dengesiz, patavatsız. Ne oldum delisi? Egoist. Sonradan görme. Ya sakın kızlar, ya kızlar bir durun ya. Geri başladınız çocukluğunuzdaki gibi. Allah Allah, bir durun. Aman aman, sen de hiç değişmemişsin. Eskiden de annelik taslıyordun, halen de annelik taslıyorsun. Allah'tan Reyhan sende kaldı. Yoksa kimse senin gibi bakamaz. Ay, onu ben seve seve baktım ki zaten çocuğum da yoktu. O benim her şeyim oldu. Ha, biz bostan korkuluyuz diyorsun yani. Ay, vallahi mihriban pes ya. Onu da kıskandı ya, ne diyeyim sana bilemiyorum. Hadi yemekler soğumadan gidip yiyelim. Hadi çocuğum, hadi, hadi kızım, hadi oğlum. Yürüyün yeme. Hadi. Tamam baba. Kız erkenden nişanlamakla iyi mi ettik bey? Sevenlerin arasına girmeyelim hanım.
Ne bileyim, ben kıyamıyorum kızlarıma. Hepsi nadide birer çiçek benim için. Daha hayatlarının baharında taze birer tomurcuk hepsi de. Huyları, kokuları, her şeyleri farklı. Ya boşuna mı her birinin adının türküsü var hanım? Allah bahtlarını açık etsin. Baharları da, yazları da, kışları da hep güzel olsun. İnşallah bey. Canım benim ya. Sen burada mı kaldın? Hadi gel. Feride ablam çok güzel yemekler yaptı. Birlikte yiyelim. Yoksa iyileri seçiliyor, kötüleri kalıyor. Tamam. Hadi. Ah, Toprak, Tuğhanım. Hadi siz de gelin bana yardım edin pazarda. O arabayı da almayı unutmayın. Hadi. Hadi. Dur. Ay, hadi gel Reyhan. Biz de parka gidelim. Ceketlerimizi de aldık. Hadi. Kuşlara yem vereceğiz. Bye bye. Görüşürüz. Güle güle. Kuşlar. Ceketlerimizi de giyelim. Kim neyini unuttu acaba? Merhaba. İçeri davet etmeyecek misiniz? Alev? Müsait olacağınızı düşünmüştüm. Ki zaten de öyleymişsiniz. Siz kendinizden başkalarını düşünebiliyor muydunuz Alev Hanım? Eğer düşünmeseydim, şu anda kocanızla Paris'te olurdum. Bir şey ikram etmeyecek misiniz? Nasıl böyle olabiliyorsunuz? Hayat diyelim Leyla Hanım, hayat. Aslında buraya gelip gelmemeyi çok düşündüm. Alkol var mı? Anlamadım. Alkol? Dalga geçiyorsunuz herhalde. Ablasının evine sığınmış bir kadın... Her şeyi tam bir alkol eksik. Olmadığını tahmin ettiğim için zaten viski getirmiştim. Yalnız bardak lütfen. Efendim? Bardak Leyla Hanım, bardak. Leyla Hanım, oturun lütfen. Oturun, buyurun. Haklısınız. Ben de olsam, kocamın sevgilisi bana bir şeyler ikram etse... ...ve ben de şaşırırdım sanırım. Ben de ne diyeceğimi bilemezdim. Bunları söylemeye mi geldiniz? Hayır, sizin için geldim. Dalga geçiyorsunuz herhalde. Siz kalkın, evli barklı adamı ayartın... Sonra benimle konuşmaya gelin. Hiçbir tepki vermememi mi bekliyorsunuz? Leyla Hanım, haklısınız. Sizi anlıyorum. Ama bir de şu açıdan düşünün. Şu an tam karşınızdayım. Bana hakaret edebilirsiniz. Hatta fiziksel şiddet bile uygulayabilirsiniz. Henüz o kadar düşmedim. Ben buraya sizinle iki olgun insan gibi konuşmak için geldim Leyla Hanım. Hani bir karikatür var. Ortada bir rakam. Karşısında iki farklı insan ve o rakamı farklı görüyorlar. Biliyorum. Aslında şu anda aynı onun gibiyiz biliyor musunuz? Ortada bir rakam duruyor. O rakamı siz 6 olarak görüyorsunuz. Ben ise 9 olarak görüyorum. Ortak noktamız Muzaffer. Muzaffer? Evet Muzaffer. Leyla Hanım, siz kızgın mısınız? Yoksa terk edildiğiniz için öfkeli misiniz? Ya da şöyle söyleyeyim. Siz... Muzaffer'e mi kızgınsınız? Bana mı kızgınsınız? Size göre suçlu kim? Bir dakika. Kafam karıştı benim. Ben alışık değilim böyle laflara. Cık.
O zaman size anlayacağınız dilde anlatayım. Aslında siz hala Muzaffer'i çok seviyorsunuz. Fakat hiç beklemediğiniz bir anda bir darbe aldınız. Ne yapacağınızı şaşırdınız. Onun içinde içinizde birikmiş bir öfke var. Ne kadar büyük bir dram. Ama biliyor musunuz, aslında olay böyle değil. Yani aslında ben Muzaffer'i sevmedim. Daha önce yaşadığım bir ilişkinin boşluğuydu diyelim. Fakat Muzaffer bana karşı aynı şeyleri hissetmedi. Evet, evli olduğunuzu biliyordum ama inanın ben Muzaffer'i ayarlamak için hiçbir şey yapmadım. Yani ortada aslında mağdur yok. Eğer illaki mağdur arıyorsak o da siz ve beniz. Siz? Mağdur? Güldürmeyin Allah aşkına ya. Siz Muzaffer'i ne kadar tanıyorsunuz? Kaç yıllık kocam işte. Leyla Hanım, bazı şeylerin yıllarla alakası yoktur. Yaşanmışlıklarla, o an yaşanan duygularla alakası vardır. Örneğin, siz Muzaffer'in şiir yazdığını biliyor musunuz? Muzaffer şiir sevmez ki. Bu, Muzaffer'in yazdığı şiirlerle dolu bir defter. Size inanmıyorum. Buyurun. Buraya kadar gelmişim. Tüm açık yürekliğimle sizinle konuşuyorum. Ve siz bana hala inanmadığınızı söylüyorsunuz. Zamanında size bir şiir okumuş. Ve siz de demişsiniz ki berbat şiir okuyorsun. Bir daha asla okuma. Hatırlamıyorum. Antalya tatilinde otelin bahçesinde. Peki. Eşinizin sigaraya karşı olan tutumu? Ya zaten bir tek sigaram var. Ona da karışılmasını istemem. Leyla Hanım, eşiniz annesini akciğer kanserinden kaybetti, biliyorsunuz değil mi? Ya ama ben nedir Leyla Hanım? Ben size daha Muzaffer hakkında bilmediğiniz bir sürü şeyden bahsedebilirim. Şimdi ben size soruyorum. Siz de lütfen içinize sorun. Siz mi daha iyi tanıyorsunuz, yoksa kısa süreli bir beraberlik yaşadığı ben mi? Size bir kere daha söylüyorum. Bazı şeylerin yıllarla değil, yaşanmışlıklarla alakası vardır. Mesela çok kısa süreli tanıdığınız bir insan ama yıllardır tanıyıp da merhaba nasılsından ileriye gitmeyen bir sohbet. Hangisine daha güvenip de içinizi dökebilirsiniz? Kafam çok karıştı ama anladım seni. Leyla Hanım, ben hayallerden öteye gidemeyecek bir ilişkiden vazgeçiyorum. Ve hayatınızdan geldiğim gibi gidiyorum. Yalnız siz de artık lütfen bir bakın etrafınıza. Bakmakla görmek arasındaki farkı görün ve lütfen bakın. Leyla Hanım, bu sizin. Bu ne ki? Muzaffer bana olan aşkından her şeyi satıp ikimizin adına ortak bir hesap açtırmış. İsteyen dilediği zaman paranın istediği kadarını çekebiliyordu. Paranın hepsini de çekebilirdim. Ama anlamadığım bir şekilde yurt dışına çıkınca paranın yarısını çekmiş. Kalan yarısının hepsini çektim ve tamamı burada. Ki siz hala benim niyetimi sorguluyorsunuz. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Ha, bu yaptığımdan Muzaffer çok hoşlanmayacaktır ama bunu bilmeyecektir de. Bu da benden Muzaffer'e küçük bir yasak aşk hatırası olsun. Ben gidiyorum Leyla Hanım. Ve lütfen siz de düşünmeyi bırakın. Kalkın, bir etrafınıza bakın. Daha dik, daha sağlam olarak hayata devam edin. Bunu kendiniz için yapın. Lütfen kendinize iyi davranın Leyla Hanım. Bir de benden size küçük bir tavsiye. Parfümünüzü değiştirin. Bazen daha fazladır her şey. Bir eşikten
atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap kumutla kal. İyi geliyor. Yaralar kolaçın bağır bağır abilinin kalan. Zehir dışarı almadan yürek yıkanmıyor. Ama paslara üzülme, hayat bitiyor. Kim bilir? Beş tane kız büyüteceğiz diye. Neler çekmiştir insancıklar ya. Ay değil mi abla ya? Aslında biz birbirimizi büyüttük abla ya. Senin küçülenlerini giyerek büyüdük işte. Annemin öyle çamaşırdan bulaşıktan bizi görecek hali mi vardı? Senin küçülenlerini giydik büyüdük. Öyle eti, sütü, sebzesi tam olsun diye peşimizden koşturan mı oldu? Bulgur pilavı, ayranla büyüdük gitti işte ya. Ne yapsınlar tek maaşla onlarda? Allah'tan kafamızı sokacak bir evimiz vardı da tek maaşla geçinebildik. Ya sonra da bu ev yüzünden ayrı düştük. Babam bir tek Feride kızı varmış gibi davranmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama annemizle babamıza da o baktı. Hakkı değil mi şimdi?
Ya tamam haklıydı ama bize de öyle davranmamalıydı Arşaz. Ne yapayım? Haksız da değildik. Ya sonra da birbirimize girdik. Geliyorum, geliyorum. Ay tamam, geldim. Aa kim bu be? Buyurun kardeşim. Hayırlı akşamlar. Leyla karıyı aramıştım. Ne yapacağımız onu? Burada mı değil mi hanımefendi? Önce onu söyleyin. Aa, üslubunuza dikkat edin lütfen. Leyla kardeşim olur. Üslubu sizden öğrenecek değilim. Siz önce kardeşinize insanları dolandırmamayı öğretin. Ne dolandırması ayol üstü beylik sağlık? Sizin bu kardeşinizin kocası benden tam 1 milyon lira aldı. Buyurun bu da senet. Ay, boyu devrilesice. Gider hayat bunu da mı yaptı bana? Dur Leyla, hemen koyuverme kendini. O adam kardeşimizi dolandırdı. Kardeşim mi gelip borç aldı sizden? Güzel. Kimden aldıysanız gidin ondan alın. Demek Leyla Kara sizsiniz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Leyla Kara bu değil. Bu daha uzun, daha esmer bir şeydi. Tamam işte kardeşim, senin aradığın insan ben değilim. Git o boyu devrilesice uğursuzdan al parayı. Adam kaçmış gitmiş. Nerede olduğunu bilen yok. Senedin altında da sizin imzanız var. Ben senet falan imzalamadım ben. Anne babam bir ara bir şeyler imzalatmıştı para çekmekle ilgili. Onlar olmasın. Ay Allah'ım ya, ben ne kadar akılsızım ya. Bu yaptığınız zorbalık. Of. Zorbalık falan yok. Her şey kanuna, nizama uygun. Çoluğumun çocuğumun rızkını size yedirecek değilim. Bana paramı verin. Ya benim o kadar param yok ki, ben nereden bulurum o kadar parayı? Hanımefendi orası beni ilgilendirmez. Ben bir iş adamıyım. Alacağıma bakarım. Şimdi size bir hafta müsaade. Bu bir haftada parayı buldunuz buldunuz, bulamadınız senedi faiziyle tahsil ederim. Sakın bir numara yapmaya kalkmayın. Elim kolum uzundur. Önce çocuklarınızı korumaya bakın. Ayrıca size bir hediyem var. Bundan bende çok var. Hayırlı akşamlar. Hay Allah'ım, başıma gelenler, ben ne yapacağım şimdi? Hayırlı akşamlarmış. Ay. Hayrı mı kaldı bu akşamın? Ay. Dur Leyla, hemen koyverme kendini. Bulacağız bir çaresini. Ay ben o kadar parayı nasıl denkleştiririm? Her şeyi satıp savsam bile o kadar etmez ki. Sonra ne yer ne içeriz? Anne, telefonlarımızı satsak? Ben telefonumu vermem. Zaten bu sıkıcı hayatta tek eğlencem bu. Ya oğlum biz ne diyoruz, sen ne diyorsun ya? Ya anne, sen benim ne kadar fedakarlık yaptığımın farkında değilsin. Arkadaşlarım, çevrem hepsi gitti. Bilmediğimiz küçücük bir kasabaya getirdin bizi. Saçma sapan yaşlı muhabbetleri, saçma sapan kurallar. Anne artık ben sıkıldım ya, sıkıldım. Daha ne kadar sürecek bu? Sen bizim ne halde olduğumuzun farkında değilsin herhalde. Düzgün konuş. Telefonumu benden hiç kimse alamaz. Toprak, oğlum hayatta her şey telefon demek değil ki. O senin görüşün teyze. Evet ya, siz yaşlılar var ya, sürekli aynı şeyden bahsedip duruyorsunuz. Yaşlılar derken kendini hala çıtır sanıyorsun galiba. Instagram'a bir story at desem bilmezsin. Ne Snapchat'ten anlıyorsun ne de başka bir şeyden. Ünlü influencerlardan birini bile sayamazsın. Vay küçük hanım. Demek öyle ha? Sana da iki yumurta kır desek sen de onu bilemezsin. Odana git topla desek eşyaları çekmeceyi tıkıştırır, ayağına tekmeleyip kapatırsın. Anca sosyal medyada mükemmel kız pozları verirsin. Hani anne babayla sohbet? Hani anne babaya saygı? Sen anca annenin babanın alaycı halleriyle sosyal medyada dalgana geçersin. Terbiyesiz. Özür dileyin teyzenizden. Hadi! Hadi dedim size. Özür dileriz teyze. Kötü bir amacımız yoktu. Özür dileriz. Tamam çocuklar tamam. Benim de kötü bir amacım yoktu. Hepimizin sinirleri gergin şu anda. Of be, şöyle olun ya. Of. Abla. Üzülme. Al sana kolyemi vereyim. Aa,
içinde vardı bundan. Çok uzun süredir takmıyorum. Aa, o benim sınavlara girerken uğur getirsin diye taktığım kolye değil miydi? Ya, getirirdi de. Ay, benimkini de Osman boynumdan koparıp almıştı. Bu benim yaptığım kolye, biliyor musunuz? Bir bakayım Feride teyze. Baksana. Gerçekten çok tatlı. Bunu paylaşmalıyız. Bu kolyenin anlamı ne? O beş tane birbirinden farklı ama birbirinden çok güzel beş ayrı çiçek. Ya anlamını da yazalım altına. O birbirine bağlayan ip de aile bağlarımız. Onu da yazın, o da çok önemli. Bizim gibi değil mi abla? Ya evet, bizim gibi Reyhan. Bizim gibi. Tabii ya. Bizim gibi. Leyla. Leyla bak sana ne diyeceğim. Yani ev için biriktirdiğim kenarda bir 350 bin lira kadar param vardı. Kabul etmek istersen onu sana vermek istiyorum. Yani senden değerli değil. Benim de 5 bileziğim var. Feda olsun kardeşime. Benim de gelen para var. Hani 500 bin, 100 bin de takılarım falan tutsa. İşte 500, 600, 950. Abla senin bilezikler ne kadar tutar? 30 bin eder herhalde. 980 ama hala 20 bin daha açığımız kalıyor. Ama bu kadar denkleştirdik ya, buluruz bir çaresini. Geliyorum, geliyorum. Nasıl? Buyur Cumaziye. İhtiyaç var mı diye şey ettiydim abla. Bu saatte mi? Kalabalısınız da belki acil bir şey mi ihtiyacınız vardır? Ay merak etme, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Az önce kodoman bir adam çıktı sizin odan. Ne istiyormuş ki? Sana ne? Sana ne Cumaziye? Hadi iyi akşamlar. Meraklı taze, kusur kalacak bir şeyden de ödü kopuyor. Tövbe yarabbim be. Bu da ayrı bir dert. Abla, telefon kötü değil mi? Hı hı, kötü Reyhancığım. O zaman sen niye oynuyorsun? Senin çocuğun olunca o da oynayacak. Çocuğum olsun, düşünürüz Reyhancığım. Mihriban kız, Reyhan doğru söylüyor. Geldiğinden beri telefon elinden hiç düşmüyor maşallah. Tık 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 tık. Ne yapayım, yazıp duruyor. Gerçekten mi? Hı hı. Ne diyor? Ya işte çok özledim, yok evimize dön, öyle şeyler. Sen ne dedin? Ay, yok artık, ne diyeceğim Zeynep? Psikolojim bozuldu. Her yerim alt üst oldu. Yemek bile yiyemiyorum fark ettiyseniz. Öyle kolay kolay kabul etmek istemiyorum aslında da. Bütün bünyem alt üst oldu. Yine midem bulanmaya başladı. Bilmiyorum. Kız sen hamile olmayasın. Ay hadi inşallah. Leyla sen ne yaptın bu arada? Ay ne yapayım ya Zeynep? Hesap kitap yapıyorum ama 500 bin bende var. 100 de takılar 600. 350 de Mihriban'dan, 950, 30 kadar da işte ablamın bilezikleri. Hmm. Hala 20 bin lira kadar eksiğimiz var ya. Ne yapacağız, nasıl yapacağız bilemedim. Bir çözüm bulmamız lazım. Çok az bir para kaldı aslında. Evet, sabahtan beri hesap yapıyorum işte. Oh my god, oh my god! Ay ne oldu çocuğum? Sosyal medyaya attığımız kolye fenomen oldu. Ne oldu, ne oldu? Yani çok ilgi gördü. Bana özelden bir sürü mesaj attılar. Bana da bir sürü kişi kolyenin aynasından istedi. 100 lira da fiyat çektim, hiç kimse hayır demedi. Yani kolyeleri satıp paranın üstünü tamamlayabiliriz. Nasıl yani?
Bulabilecek miyiz o kadar kişiyi? Siz orasını bize bırakın. Bizim bir sürü takipçimiz var. Herkese yayabiliriz. Ya. O zaman? Çocuklar, konuşturun yeteneklerinizi. Hani birileri sosyal medya kötüdür demişti, değil mi? Siz de her şeyi istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Ya o değil de, biz peki 5 güne kadar o kolyeleri nasıl yapacağız? Niye yapamayacakmışık? Gece gündüz otururuz, bir sürü kişiyiz. Elimizden uçanla kaçan kurtulur evelallah. Evet. Ya Şabri abla ya. En çok da ben yapayım. Zaten para katkım olmadı size. Bari en çok ben çalışayım. Ben gideyim alayım şimdi çarşıdan malzemeleri, başlayıverelim. Ben de size internetten çiçek motiflerini bakayım. Tamam. O zaman ben de makinedeki çamaşırları çıkartayım. Ay, dur ben de yardım edeyim sana. Anne ben de yardım edeyim. Hadi. Hadi ya. Peki gözlerimi yaşardı. Hadi bakalım. Hatırlar mısınız aklıma ne geldi? Hani Reyhan'la dalga geçmişti çocuklar da. Hepimiz toplanıp gidip dövmüştük çocukları, hatırladınız mı? Hatırladım. Kızız ya. Diye bizi hakları zannetmişlerdi. Ya. Kızlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Sanırım Reyhan haklı. Nasıl yani? Ailemiz daha da büyüyecek. Yani bir çocuğum olacak. Demiştim ama ben. Demiştim. Ay Allah kucağına versin inşallah. Ay, canım benim ya. Çok sevindim. Çok heyecanlıyım kızlar. Babası da olsun mu? Ay olmasın. Bununkinde babası olmasın. Olanları gördük. Bu daha iyi büyür babasız. Aşk olsun teyze ya. Ben de erkeğim. Hiç mi sevmiyorsun sen bu erkekleri? Hiç aşık olmadın mı? Hani şöyle uzun boylu, yakışıklı birisi olsa. Aşık olmadım desem yalan olur çocuklar. Lise son sınıftaydım. Okulda aynı öyle söylediğin gibi yakışıklı, renkli gözlü bir çocuk vardı. İsmi Kaan. İnci gibi dişlerini göstere göstere gülerdi. O güldükçe benim sanki böyle içim erirdi. Okulun mezuniyet balası vardı. Hiç unutmam. Annem mavi bir elbise dikmişti bana böyle, çok güzel. Annenle teyzelerin de saçımla makyajımı yaptılar. Öyle heyecanlıyım ki. Hem evin ilk lise mezunu olacağım. Hem Kaan'la dans edeceğim. O gece hiç uyumadım. Gündüz salona götürecek servise 2 saat kala uyumayayım mı? Tabii servisi kaçırdım. Geri dönüp almadılar da beni. Ama gideceğim ya balaya. Tam 2 saat yürüdüm. Yoldan geçen arabalar elbiseme çamursuz çarpmadılar mı? Güneşten terledim, saçlarım berbat, makyajım akmış. Salona vardım ama ben benden geçmiş.
Bir köşeye oturdum, dinleniyordum. Çoktan dans başlamıştı. Bir bakayım, Kaan bir kız bulmuş, dans ediyor. Onları seyrettim. Müzik bitince beni gördü. Alaycı bir gülüşle bana doğru geldi. Hemşire, bu ne hal dedi. Ben de gülümsedim. Cebinden şöyle bir kolonya çıkardı. Al bunu da dedi. Kendine çeki düzen ver. Leş gibi ter kokuyorsun. Üstün başında kir içinde. Yoksa dedi seni kimse beğenmeyecek. Oradaki çocuklar hepsi güldüler. O da gülerek yine kızlarının yanına gitti. O günden sonra kirlenmekten nefret ettim. Onca insan içinde rezil olmuştum. Gururum kırılmıştı. Bir daha ben Kaan'ı hiç görmedim. Ama o gündür bugündür ne ben erkekleri sevdim, ne de erkekler beni sevdi. İşte teyzenizin aşk hikayesi çocuklar. Alacakla gelmiş olmasın? Dur dur. Daha gelmez o, dur. Kim o? Aa. Halil. Gel çocuğum. Çıkar terliği. Çıkar ayakkabılarını. Bak terliği. Gel. Gel, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Mihriban. Burada, burada. Gel, Mihriban. Geç çocuğum. Hoş geldin Ali. Seni beklemiyordum. Seni daha fazla sensiz yapamadım Mihriban. Hadi kızlar, içeride çamaşırlar var, katlanacak, onları katlayalım. Hadi. Ay abla. Ne çamaşırmış ya. İki gündür katla katla bitmedi. Kokar cenabet, göstereceğim ben sana içeride ne katlanacağını. Hadi kızım. Abla hadi ya. Anne kızmasın Halil geldin diye. Allah Allah. Kızmaz. Yani dalga geçme Mihriban. Hadi ama. Ay. Bunlar senin için. Gel gel gel. Kırmızı gülleri seversin ya. Annenin evinde kendimi değersiz hissettirdin Halil. Biliyorum. Biliyorum. Haklısın. Kaç kere özür diledim sana ya. Mesajda da söyledim. Neden yapıyorsun bunu? Bak çok pişman. Ne diyeceğimi bilmiyorum Halil. Sana inanmak istiyorum aslında ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İşin aslı ben de çocuğumuz babasız büyüsün istemiyorum. Ne? Duydun işte. Geri bak. Hayal görmüyorum değil mi ben? Sen çocuğumuz dedin. Evet, çocuğumuz Ali. Hamilesin ya. Yani. Evet. Mihriban. Mihriban. Allah'ım. Mihriban. Abla, duydunuz mu? Memleketime çoktan bahar. Hayırdır Cumartesi? Hayırlı akşamlar, hayır hayır. Ben yine ihtiyaç var mı diye uğramıştım. Bakıyorum her gece bu saatte bizim kapıda nöbet tutuyorsun. Sen servise de çıkmazdın geceleri. Ama abla böyle olmazsa kaçırıyorum ki olanı biteni. Kaçırtacağım ben sana olanı biteni. Gideceğiz oradan. Hadi
Hadi giyinin. Hadi hadi acele edin. Alın pantolonunuzu hadi. Hadi kızlar. Siz ben de poşetleri taşırım o zaman. Hadi tamam. Dışarıda giyin o ayakkabılarınızı hadi. Siz tamam, gelene kadar tamam. Evi hallederim ben. Tamam tamam hadi. Havalandır Zeynep. Tamam. Abla tozlanmış. Ay bir şey unuttu bunlar kesin yine. Hayret bir şey. Zeynep! Zeynep aç kapıyı konuşacağım seninle. Abla açma 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 açma. Zeynep içeride olduğunuzu biliyorum. Konuşacağım kırdık babana bu kapıyı aç şunu. Açma. Sen beni nasıl terk edersin lan? Ha? Ben terk edecek adam mıyım lan? Nasıl terk edersin beni? Ne olur Osman, ne olur git buradan. Topla eşyalarını defolup gidiyoruz bir yerden. Hadi. Gelmeyeceğim ben, rahat bırak beni. Ne demek ben gelmeyeceğim? Ne demek gelmeyeceğim? Senin yerin benim yanım. Ulan ben boşanacak adam mıyım? Gelmeyeceğim ben, gelmeyeceğim. Ne demek ben gelmeyeceğim? Adam deli etme. İçeri git, eşyalarını topla. Siz daha Osman kim olduğunu öğrenemediniz mi? Öğrenemediniz mi? Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun şerefsiz. Biz daha ölmedik Allah'a şükür. Size ne lan? Karımla olan muhabbetimden size ne? Madem o kadar kıymetliydi karın, kıymetli bilseydin. Eh be. Hırpalama diye mi verdik biz sana? Osman, senin o kabadayı hallerin bize sökmez. Yedirmezler sana Zeynep'i. Düne kadar neredeydiniz lan ha? Düne kadar neredeydiniz hepiniz? Arkanıza mı saklandı o korkak? Güçsüz bir kadına saldırınca cesur mu oluyorsun? Bu mu lan erkeklik? Ulan siz olmasaydınız ne yapacaktı ha? Ne yapacaktı? Bu kadın sahipsiz değil Osman. Hiçbir kadın sahipsiz değil. Hadi gidiyoruz hadi. Zeynep hadi. Yıkıl şimdi gözüm görmesin seni. Çık git şuradan. Canım, hem gitsem bile seni bırakmam, korkma. Bu yaşta evlenmen doğru mu bilmiyorum ki Zeyno. Ben okumayacağım zaten. Osman da beni seviyor. Beni seven biri var hayatımda. Daha ne olsun? Belki çok mutlu bir hayatımız olur. Ben de evleneceğim. Ama kocam çok zengin olacak. Zengin olunca insanın hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Her şeyi alabilir ve hep çok mutlu olur. Kimse mutluluğunu bozamaz. Kızım sen deli misin? Ben kendi paramı kazanmak isterim. Okuyacağım ben. Kendi işim olacak. Asıl o zaman mutlu olunur. Çok okuyacağım. Sen ne olacaksın büyüyünce Reyhan? Hiç olacağım ben büyüyünce. Hiç olacağım. Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Çiçekli kolye, ailenin, sevginin dünyadaki en güzel değerler olduğunu ne güzel de anlattın. Unutmayalım. Sevgi her engeli aşar. Şiddet ve istismarın her türlüsüne karşı susma. Susma.